Ben Gaziantep spor maçından sonra konu ile ilgili yorumumu yaptım. Üzerine söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Ancak rakiplerinin kaybettiği haftada kazanan bir Galatasaray var. Avrupa'daki grubunda gol yemeden lider olan bir Galatasaray var şu an için. Oynadığı futbolla ve genç kadrosuyla Avrupa'da kendinden söz ettiren bir Galatasaray var. Dikkat çeken. Kazanır veya kaybeder önemli değil ama belli bir sürenin içinde bunlardan bahsediliyor. İlk defa Avrupa maçına favori çıkan bir Galatasaray var son zamanlarda. Ben bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ve müsaade ederseniz ben sadece sahaya konsantre olmak istiyorum. Tekrardan bir UEFA Avrupa Ligi Kupası hayaliniz var mı? Bir Şampiyonlar Ligi Kupası hedefiniz vardı. Neden olmasın demiştiniz, hayallerim var demiştiniz. Bu sezon genç bir kadronuzda bu kupayı hedefliyor musunuz? Herkese merhabalar. Geçenlerde de buna benzer bir şey söyledim. Muhakkak ki hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Ama bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyeceğimiz çok şey olacak demiştim. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Eğer bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hep beraber hayal edebiliriz. Niye olmasın? Biz de her geçen gün daha iyi olacağımıza inandığımız için ama önce hakikaten çok zorlu bir grupta yarışıyoruz. Lokomotiv Moskova olsun, Lazio olsun ve Marsilya olsun gördüğünüz gibi neredeyse bir şampiyonlar grubu çektik diyorum ısrarla. Buradan çıktığımız zaman yapacağımız tahlilde zaten çeyrek finale çıkıyoruz direkt olarak buradan. Değil mi? 16'ya pardon. Pardon 16'ya. Yani işte arkası 8-4. Biz aşağı yukarı bundan sonraki çıkacak olan rakibimiz inşallah geçersek zaten aşağı yukarı burada karşılaştığımız rakipler ayarında olacaktır. Aşağı olmayacaktır ama ayarında olacak. O yüzden her şey olabilir ikili maçlarda da. Emre Kaplan. Emre Kaplan Aspor Hocam. Öncelikle başarılar dileyelim. Moskova'daki maça döndüğümüzde her dakikası her saniyesi planlanmış bir Galatasaray vardı ve sonuca da ulaştı. Belki de kafanızdaki plan tamamen sahaya yansıdı ve sonuç aldınız. Yarınki maç özelinde sistem ya da kadro olarak maç özelinde bir tercihte bulunacak mısınız? Böyle bir planınız var mı? Evet. Özellikle teknik direktörleri Markus Gidol geldikten sonra yukarıya doğru gözde görülür bir ivme kazandı Lokomotiv Moskova. Oynadıkları 4 maçta sadece bize yenildiler. 3 maçta 7 puan yaptılar. 2 galibiyet bir beraberlikle. Yani bu da iyi yere doğru gittiklerinin önemli göstergesi. Markus Gidol göreve geldikten sonra sadece bir tek mağlubiyetleri var, o da bize. Bu maçın kolay geçeceğine kimse beklemesin ki biz de beklemiyoruz. Bir puanları var ama matematiksel olarak hala iddialar var. Lokomotiv'teki oynadığımız maçı evet planladığımız şekilde gitti. Hakikaten maçın her anını çok konsantre oynadık. Ve de belki de o gecenin en güzel golünü attık. Ama bu gruptan birinci çıkmamız için Lokomotiv maçı bizim için çok stratejik bir önem taşıyor. Yani bizden sonra Marsilya saat olarak. Marsilya Lazio maçı var. Eğer kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Oradan çıkacak sonucun da önemi var. Ama hangi sonuç çıkarsa bizim yenmemiz halinde bize bir avantaj olacağı kesin. Belki de 1 puan bile 2 maçta bize yetecek grup liderliği için. Şimdi grup liderinin direkt gittiği bir ortamda
grup ikincisinin Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle oynayacağını düşünecek olursak grup birinciliğinin avantajı çok açık. Lokomotif takımı bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip. Yani Kerk gibi, Cemalettin o gibi, Beka gibi ve Santfor Somolov gibi önemli de oyunculara, yetenekli oyunculara sahip. Özellikle baskıyı seven, topun kendinde kalmasını isteyen, pasa dayalı oyunu da oynayan bir ekip Lokomotif. Ama nerede zayıf, nerede güçlü yanları var? İyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi zaten teorik olarak taktik dersinden geliyoruz. Sahaya çıkıyoruz sizle beraber. Bu maçın ilk maça göre daha zor geçeceğini tahmin ediyorum. Biz de buna göre çalışmalarımızı yaptık. Ona göre de oynayacağız.